melekler gibi uyanmıyorum tabii ki de. Genelde şöyle oluyor. Evet, genelde yatağın hali böyle oluyor. Çünkü ben daha deli yatıyorum. %80 böyle oluyor. Günaydın. Evet, burası İstanbul'daki evim ve size Bekar Enes Batur'un 24 saati videosu yapıyorum bugün. Bir gün boyunca neler yapıyorum standart normal hayatımda. Evet. Normalde uyanır uyanmaz direkt elime telefonu alırım. Normal klasik Instagram'a bakarım. Ne olmuş, ne bitmiş diye. Birisi bana mesaj atmış mı? Mesaj çekme. Mesajlarım gözükmesin. Instagram'da takılırım genel olarak. Tabi bu benim Instagram'ım. Normalde ana sayfada ne çıkarsa onlara bakarım. Biri mesaj atmış mı falan filan onları incelerim. Klasik bir uyanış hali yani benimki. Bir yarım saat falan böyle takılırım. Yani herkes böyle yapmıyor mu zaten? Sonra kalkmayı bir süre sonra başarırım. Her insanın yaptığı gibi ilk önce tuvalete giderim, bir yüzümü yıkarım açılmak için. Evet, gördüğünüz gibi biraz bakımlı bir insanım. Burada her türlü şey var. Genelde şu yüz temizleme köpüğüyle yüzümü yıkarım. Reklam gibi oldu ama değil. Açıklayayım da onu. Olsa söylerim biliyorsun. Evet, buraya çoraplarımı asıyorum ki çoraplarım kurusun. Çok fazla çorap giydiğim için bir gün içinde 2-3 kere değiştirdiğim oluyor. Çorap giymeyi seviyorum. Burada kuruyorlar bunlar bu şekilde. Günas, beğendiniz mi? Tuvaletimi yapmadan önce her ihtimale karşı, pis ihtimallere karşı bir kere tuvaletin üstünü ben peçeteyle mutlaka silerim. Temiz olsun diye. Ve sonra her sabah düzenli olarak tuvaletimi yaparım. Ve tuvalet yaparkenki en büyük zevkim telefondur. 15-20 dakika böyle geçer. Ayıp değil mi kardeşim, hala izliyorsun? Çık dışarı, çık! Evet, ben güne başlar başlamaz direkt kahvaltı yaparım ki hızlıca kendime gelebileyim. Çünkü besinlerinizi almanız lazım. Bekar bir erkek olduğum için iki türlü kahvaltı yapıyorum. Birincisi basit olan. Lanik Nesquik koyuluyordu ya. Hep bunu karıştırıyorum bak. Önce Nesquik'i koyarsanız üstüne süt gelince daha böyle karışmış oluyor. Ama şimdi mal oldu yani. Nasıl ama? İkincisi, Maslak'ta oturduğum için buraya siparişli yemek getirebiliyorsunuz. Merhaba, bir benim kahvaltım alabilir miyim? Tabii ki. Başka bir isminiz var mı? Yok, teşekkür ederim. Ödeme nasıl olur? Kartla. Evet, evimde genelde su şişeleri olur çünkü damacana kullanmayı veya değişik su makineleri kullanmayı sevmiyorum. Direkt su depoluyorum evde bir sürü. Şişeyi de içince atıyorum. Ne? Ben bekar bir adamım. Tabii ki evimdeki şişedeki suyu kafama dikeceğim, bardağa mı koyacağım, deli miyim? Hayır, duvara çarptım. Duvara çarptım. Evet. Lan burada niye peçete var? Çünkü hastayım, evet. Çünkü kış ayındayız ve hastayım, o yüzden peçete var. Diğer bekar erkeklerle farkım bu benim. Ben sadece hasta olunca peçete olur burada. Salak salak triplere girmeyin. Ne kadar dağınık uyanırsam uyanayım, yatağımı her gece yatmadan toplarım ki huzurlu bir şekilde uyuyabileyim. Ucundan çek, ucundan çeksene. Dev gibi geniş bir yatağım var fark ettiyseniz. Çünkü geniş geniş yatmayı seviyorum. Sadece bu yüzden. Sonra %100 bunu yapıyorum. Dışarı çıkıyorum, bir hava alıyorum. Çünkü almam lazım. Ölüyorum evin içinde bütün gün. Daralıyorum ben. Burada terliğim olur. Terliklerimi giyerim çünkü soğuk. Bir de çoraplarım çok tatlı değiller mi ya? Üstte pom pom yazıyor. Çok tatlılar. Kötü yorum yapmayın onlara. Çok doğal bir 24 saat videosu olmasını istediğim için her şey yani klasik. Kıyafetlerim şu anda burada kuruyor. Hiç kaldırmaya ihtiyaç duymadım. Çünkü samimiyet. Manzaram çok güzel. Baksana abi. Tam böyle yeşillik, doğa. Mis gibi değil mi? Evet, evin konumunu da verdiğimize göre muhteşem oldu bu yani. Açık konum adres verdim şu anda böyle. Tam bu kadar yeter. Yani çok uzatmıyorum bu işlemi, sadece nefes alıp çıkıyorum.
Evet. Yani pis bir insan değilim. Yemekten sonra dişlerimi fırçalarım. Pek fırçalamıyor gibi gözüküyor olabilir mi? Ama yapıyorum. Ve arada böyle 3-4 günde bir yanlarda çıkan fazla şeyler var. Bak sakallar var şuralarda. Genelde bunları berberde aldırırlar ve jiletle almak yanlıştır bunları. Ama ben alıyorum. Evet, şimdi keko gibi durmuyorum. Her gün her sabah mutlaka duş alırım. Çünkü temiz olmak hoşuma gidiyor. Evet, şu an duş alışımı gösteriyor olabilirim. Ama her şey sanat için. Duştan çıkınca giydiğim kıyafetleri burada bir çamaşır makinem var. Bekar Enes Batur'un çamaşır makinesi. Buraya koyuyoruz zaten. Vahşi insanlar değilim. Tabii ki temizliyorum kıyafetlerimi. Evet, bornozda dolaşmak istemedim videoda. O yüzden şimdilik bir şey giydim üstüme. Normalde bu kısımda bornoz giyiyorum. Ek not olarak yazılsın. Evet, burası benim dolabım. Söylemesen bilemeyecektiniz. Her neyse, dolabım burası. Sen git lan şuradan. Bak, gelip önüme düşüyor. Dolabımda çok fazla şey var. Çünkü giyinmeyi seviyorum ve çeşitli. Ve dolabım bir kombin içerisinde ilerliyor. Bu üst tarafta ceketlerim var. Bu ceketleri kombinime göre seçiyorum. Alıyorum buradan. Videolarda falan giydiğimi görmüşsünüzdür. Ama bu çok iyi. Bak, bunu daha hiç giymedim. Buna bayıldım. Dün dışarıda bu ceketi ben giymeden birinin üstünde gördüm. Kızdım, o benim ceketim, niye giyiyorsun diye. Gerçekten çok saçmaydı. Ben giymedim, sen niye giyiyorsun? O da bana dedi ki pardon. Şu an üzüldüm niye böyle bir şey yaptım diye. Evet, burada işte çeşit ceketlerim falanlar filanlar var. Alta indiğimizde burada siyah üstlüklerim var. Burada renkli üstlüklerim var. Burada da fantazi. Mesela fantazi dediğim ne? Mesela bu üst bir fantazidir. Çünkü Türkiye'de Asyalı şeyler giymiyor yani. O yüzden fantazi diyorum. Asya'ya gitseniz fantazi olmaz tabii. Peki ben şu anda 24 saat videomda bunları niye tanıtıyorum? Çünkü kombin yapacağım ve göstermek istedim. Dolabım çift taraflı, bu tarafta da bu ağzına sıçtı bunun sürgülü dolabı. Bozuk. Buranın sıralanışını da kısa bir şekilde anlatıyorum. Sağ üstte yatarken giydiklerim. Burada fantazi hoodie'lerim renkli. Burada pantolonlarım siyahtan maviye doğru. Burada eşofmanlarım var. Burada da hoodie'lerim var. Bunlar da farklı renklerde. Ve burada da şapkalarım var. Şapkalar her türden. Garip. Bereler, çantalar, şapkalar. Tırnak makası var, ne alaka. Burada da aksesuarlarım var. Ben aksesuar takmayı seviyorum. O yüzden buraya sıraladım bunları. Kombine göre buradan aksesuarı seçiyorum. Mesela bu gözlüğü daha önce hiç takmadım. Hiçbir yerde. Bu video özel. Şirketmiş zaten. Zaten kötüymüş. Favori kolyem ama tabii ki logomuz olan ailem, hayallerim, zaferlerim kolyesi. Bunu seviyorum. Bundan da çok fazla talep olmuş. Belki satışını yapabilirim. Ne dersiniz, yorumlara yazın. Evet, bu kadar anlattım çünkü kombin yapacağım. Sıraya göre yapacağım. Ben kombinimi genelde ceketin üstüne yaparım. Sonraki parçaları da bir veririm. O zaman bugünkü ceketimiz bu olsun. Gel. Sonra onun altına aynı renk tonlarında bir şey. Onun altına aynı renk tonlarında üstte bir pantolon. Yakın bir renk tonunda sarıda çorap. Güzel bir kolye ve çok güzel bir gözlük. O zaman geliyor. Bence güzel oldu. Bence bilmiyorum. Güzel oldu. Evet, bunun altına güzel bir ayakkabı da giyeceğim. Burası benim ayakkabı dolabım. Bayağı var. Hepsini tek tek göstermeyeceğim. Ayakkabı bence kombindeki en önemli şeydir. Onun altına bu güzel botu giyeceğim. Biraz kirli temizleyeceğim. Evet, ayakkabımı da kendim temizliyorum. Evet, ne kadar YouTuber da olsan, 10 milyon abonen de olsa ayakkabını temizlersin kardeş. Acaba aklıma şey geldi. Acaba diğer YouTuber'lar da kendi ayakkabısını ıslak mendille temizliyor mu? Yani bence Alperen de ayakkabısını temizletmek için 5 kişi tutuyordur yani. Çöpümüzü de atalım. Evet, yani normal bir günüm böyle geçiyor. Standart işlerimiz bunlar. Ne anlatabilirim ki size şu anda? Şimdi aşağı gidiyorum, birazcık hava alacağım. Hadi gidelim o zaman. Nasılım? Güzel, güzel mi? Beğendiniz mi? Benim hoşuma gitti ha. Ne dersin ha? Ne dersin ha? 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 Bir açılmak için böyle mahallemde birkaç tur atıp geliyorum. İleri geri. Buna inandınız mı? Hayır, kendim bile inanmadım ama güzel böyle. Ara sıra yürümek güzel oluyor. Bir de o sırada Instagram'da falan dolanıyorum. Bakalım neler var. Baksana, bir video buldum. Bunun kendi olduğunu düşünenler aşağı yazsın. Ya sen kimsin yılan? Benim tanıştırdığım biriyle best friend oluyorsun. Beraber fotoğraflar paylaşıyordunuz. Daha 2 gün önce tanıştınız. Her şey best friend. Yalan samimiyetler. Bunları görünce...
bazen ben olabilirim belki ara sıra. Siz de yapıyorsanız böyle şeyler yazın. Arkadaşımızı kıskanıyoruz yani. Arkadaşını kıskananlardansanız bendensiniz, çakın. Yani genel olarak işimiz sosyal medya olduğu için ve bunları paylaşmamız gerektiği için şu an ne yapacağım biliyor musunuz? Fotoğrafımı çeker misin? Klasik yani, anladın mı? Gel. Bakayım. Hep böyle olur, bakayım. Kardeşim bu kadar çirkin daha çekilemezdi ya. Lütfen bir güzel fotoğraf ya şurada ya. Evet, sonunda bir fotoğraf çekebildik. Denemelerden sonra bir fotoğrafımız oldu. En iyi arkadaşınızda olması gereken tek bir özellik olmalı. O da güzel fotoğraf çekebilmesi. Bu kadar yürüyüş yeter galiba. Bildiğiniz gibi kötü espriden benim aslanım. Adı da öyle yazıyor. Onu arayacağım. Gelsin alsın beni. Alo. Beni alır mısın? Tamam hadi al. Gel. Gel çabuk gel. Hadi. İyi misin? Hello. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ofise gidiyorum. Önüne bak. Önüme bakıyorum. Önüne bak. Ya Yandex'i kurmaya çalışıyorum. Durma. Bugün ofise gidiyoruz. Ofiste yarınki videoyu planlayacağız. Birkaç da konuşmamız gereken konu olacak. O ne lan öyle birkaç tane konuşmamız gereken seninle konu? Seninle konuşmamız çok önemli. Hadi bugün bizi güldür. Güldürmeyeceğim ya. Yok, kalbim çok kırılıyor sonra. Kötü. Ben gülüyorum. Ben anlamıyorum ki. Siz anlamıyorsunuz espriden. IQ'm o kadar yüksek ki. İnsanlar bence... Çok kötü oldu mu? Ego oldu mu? Hadi, ne konuşuyorsun ya? Ofise gidelim lütfen. Arada Instagram'da şey yapıyorum ya. Mesajlara bakıyorum özel DM'den. Yazanlara cevap verip paylaşıyorum. Mesela onlardan bir tane buldum, onu paylaşacağım. Ben story atmıştım. Gözüm Ela diye böyle çok güzel çıkıyordu. Şimdi ona bir story yapacağım. Nasıl yapıyorum izleyin. Yazanın profil resmini gizliyorum. Sağ ol ya, sağ dönün. Video çekiyoruz. Sonra kendi yorumumu ekleyeceğim. Önce fotoğraf çekelim. Bak bir saattir gözümü çekmeye çalışıyorum. Ne, nasıl çekmişim, şu göze baksana. Şu göze bak. Kadın gözü gibi çıkmamış mı? Baksana böyle, dünyanın en güzel gözü değil mi sence de? O kadar iyi ki. Sırf pastörüm aldığı için bunu diyorum şu an. Niye gülüyorsun ki? Güzel bir. Çok iyi olmamış mı? Sen çok güzel bir insansın. Bu da dünyanın en küçük asansörü. Tekli biniliyor. Dünyanın en küçük asansöründen selfie. Hadi gidelim. Ben geldim. Alo. Kimse yok ki. Evet, neden kimse yok? Çünkü bugün pazar. Pazar günü çalışmak için ofise geldik. Yani ben, en azından ben geldim. Burası da ofisimiz zaten, biliyorsunuzdur yani. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Kafaların posteri kocaman. Benimki niye küçücük? Şuna bak. Bir de şuna bak. Kıskandım. İşim olmadığı günlerde, yani video çekmediğim günlerin dışında ofise geliyorum. Diğer videoları planlamak için, şey yapmak için, plan program olmak için en azından İstanbul'da olduğum zaman buraya geliyorum. Ama kimse çalışmıyor. Nasıl bir ofis bu, pazar günü çalışmaz? Genellikle pazar günleri insanlar çalışmaz. Ben çalışıyorum, ayrı mevzu ama hani genelde çalışmaz. Çünkü sen mükemmel bir insansın. Beni ilk defa öpüyorum. İrem çok kötü rol yapmıyor mu ya? Gördüğüm en kötü oyuncu olabilir ya. En sevdiğim köşede burası. Yastığım da hazır. Şöyle oturuyorum buraya, etrafı izliyorum. Böyle camdan geçenlere el sallıyorum falan. Merhabalar. Şarkı da açalım. Evet, ben gidiyorum. Dans etmen bitince gel. Hani toplantıyı yapalım, gidelim buradan. Ben favori şarkımı açacağım. Bekle dur, klipten sahne. Güzel güzel. Güzel şarkı, ne dalga geçmesi. Hadi gidelim. Baba eve geldim. Evet, ne yapıyorsun? Ya Allah'ım yarabbim ya. Güzel oynuyorsun ha. Evet, ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarını planlayacağız. Çünkü yarınla alakalı birkaç eksiğimiz var. Bir de yarından sonraki gün bu ne çekecek lan? Şekersiz limonata. Niye şekersiz? Çünkü diyettesin. Hayır, limonda şeker var mı ki zaten? Limon benim bildiğim şekerli olmayan bir şey, ekşi bir şey değil mi? Limonda şeker var mı? Limonata da var. Enes beynimi yaktın biraz önce, devrelerim yandı. Doğru.
Yarın şey çekeceğiz. 100.000 TL ile bir gün geçirme videosu. Amcamın evet. Doğum gününe özel. Aynen. Evet, bu da spoiler. Cuma günü gelecek videodan bir spoiler. Amcamın doğum gününe özel 100.000 TL'lik bir gün ayarladım. Şimdi sabah erken bir saatine başlamamız gerekiyor. Benim planım... 12. Benim planladığım 9.30. 9.30'da beni kralı gelse kaldıramaz ki. Video için kalkacağız. Tamam. 9.30'da kalkıp oradan yata gidiyoruz. Amcamı oraya getiriyoruz. Yatta bir gün geçirme videosu çekeceğiz diyeceğiz. No. Ne? Öyle değil. Sabah ilk önce Nişantaşı'nda başlayacağız. Ha, kıyafet alacağız. Aynen, tamam. Nişantaşı. Alacağız. Sabah en geç 10'da Nişantaşı'nda olmamız gerekiyor. Tamam, orada mı? Ay evet, şeyi planladık, videoyu planladık, ayarlamaları da yaptık, videoyu çekeceğiz. Bugünlük ofis maceramız biter. Hadi gidelim o zaman. Niye böyle konuşuyorum ben? Enter oldum. Evet, gece olmuş. Şimdi evin oraya gidiyoruz. Evde eksikler vardı, market alışverişi yapacağız bir. Bir de bir arkadaşımla buluşacağım. Onunla yemek yiyeceğiz. Sonrasını bilmiyorum artık. Tatil, holiday, saldık. Bu arada gece gözlük takıyorum. Herkes laf atıyor, gece gözlük mü takılır? Salak, gerizekalı, o güneş gözlüğü. Seviyorum lan. Takıyorum, ne yapacaksın? Evet, evin oraya geldik. Şimdi bir market alışverişi yapalım. Çünkü ben evin eksiklerini önemseyen bir insan olduğum için. Ne saçmalıyorum, hadi gidelim. YouTuber olabilirim. 10 milyon takipçim olabilir ama yürüyen merdiven kullanıyorum. Tribe bakar mısın? Nope. Patronlar önden girmez mi ya? Şaka yapıyorum. Bayanlar öndendir. Bir dakika, bayan dedim diye linç yiyeceğim. Kadın. Kadın. Bir kadın kendine bayan derse linç yer mi? Ne alaka? Eksiklerimiz neler? Her şey. Her şey mi? Evde hiçbir şey yok yani. Evde hiçbir şey yok. Ve bugün Ece de burada. Gene çikolata arıyor onun da. Çikolata alıyor. Sen bu kadar yiyip nasıl zayıf kalabiliyorsun ben anlamıyorum zaten. Bence zayıf kalamıyorum ama. Ece arkadaşlar benim arkadaşım. Brom. Çak bro. Havalı hareket. Hayır, hareketimizi yap. Bak öyle değil. Oh. Öyle bir hareketimiz yoktu ama evet, arkadaşız yani. Sen çikolata alma bence. Ya. Sen bir mankensin. Evet, manken bu arada. Manken arkadaşlarım var. Neyse. Çok... Ben süzme peynir seviyorum. Ezine peynir yok mu burada? Yeah, peynir. Hayır, ezine vermiyor mu? Niyette ezine veriyorlar. Sağlık yağdan gelir. Sağlık yağdan gelir. Sağlık yağdan gelin ne ya? Ya öyle öyle bir şey var. Sağlık yağdan gelin. Aa bak 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 bak. Arkadaşlar Enes gibi olmayın. Sosis almış. Son derece sağlığa zararlı. Ne? Sosis zararlı mı sağlığa? Çok zararlı. Evet, tabii ne kadar zararlı? Şimdi çocuklar bunu yiyince büyüyemiyor. Oo yoğurt. Yoğurt, bayılırım yoğurt. Yoğurt sever misin çocuk adam? Konuşsana çocuk evet. Adam. Merhaba, hangisi güzel? Hepsi çok güzel. Nasıl bir soru ya? Hangisi güzel? Ben turşu istiyorum. Peki. Çubuk turşusu. Deneyebilir miyim bir tane? Tabii ki. Vay be, hizmet. Sadece Enes Batur mu deneyebiliyor, ben de deneyebiliyor muyum? Siz de deneyebilirsiniz efendim. Yalnız çok başarılı. Normal hıyar turşusu lan bu. Hiçbir farkı yok bildiğin hıyar turşusu. Anneannem de yapıyor yani. Ya anneannen yapmıyor mu dedik? Bu bilgiyi niye verdin? Anneannemden efendim. Anneannesine buradan respekt çaktı. Ben var ya kaymağa bayılırım. Güzel mi bu kaymak? Mandan olsun süt mü? Şu hangisi? Süt mü bu? Süt evet. Tamam o zaman süt olsun. Süt olsun tamam. Yaprak sarması... kürdanla verdi de ben direkt şeyi tuttum. Oy oy oy. Oy afiyet olsun. İrem'in anneannesi de bunu da yapıyor. Evet, daha çok güzel yapıyor. Yemin ediyorum. Anneanne bana yapar mısın? Ben de alabilir miyim? Çok açım, ya. Ölüyorum. Yok, hiç gerek yok. Ben yalarım parmağımı. Bekleme yapma. Ya. Ne yapıyorsun be? Mahvettin. Acıdın mı lan? Bakayım ayağına. Bir şey yok. Bir şey olsa bile zaten bir şey yok. Ben bir tane Macar ama uzun olanlar. Şöyle yalnız. Hiç salam almadık şekilde. Ya. Biz market açacağız buradan sonra. Ya ben salamı seviyorum. Seni bunu onu anlayamıyor musun? Onu görüyorum. Gerçekten. Bekar erkeğiz şimdi. Bunu alıp yesem olur mu acaba? Çok canım çekti. Hayır oğlum ya getir şunu ya. Hayır ya, hayır ya istemiyorum. Yenmez, öyle alınıp yenmez. Ayıp, ayıp. Parasını ödemeden bir şey alınır mı?
Şöyle tut başını. Ben İbrahim Sadık. Merhaba İbrahim. Merhaba. Sadık Bey. Ben Enes Batur Sungurtekin. Ben de İbrahim Sadık. Merhaba İbrahim Sadık. Ben de Enes Batur söylemiştim zaten. Evet, hadi çekelim. Ben de İbrahim Sadık. Ben İbrahim Sadık Bey'le fotoğraf çekindiğim için çok mutluyum. Bu arada ben Enes Batur. Ben de İbrahim Sadık. Evet, siz de izleyin. O ne kadar ağır olabilir acaba? Çok ağır. Sen ne yapıyorsun? Ya, tut bakayım. Yarınki video ya yani. Bir tutsana şunu. Hayır yoo. Bir tut, bir tut ya. Bir tut. Hayır yoo 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 yoo. Yo 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 yo. Yo 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 ne ya? Yo, yo. Al tut. Al hele al. Al bundan. Tamam, sen yerleştir onları, ben geliyorum. Ah durun Ece Hanım, ben açayım kapınızı. Teşekkürler efendim, tamam. Hep çok kibardım. Ben yok yani, ben kaldım burada. Asistanım diye başıma gelenlere. Gelin. Sandalyenizi bile çekiyorum. Artık sana kanmıyorum. Hayır, daha demin kapıyı açıp kendim girdim diye yapıyor. Kapıyı açtı, beni ittirdi, kendi geçti. Onu da hatırlayalım. Markette oldu bunlar. Yaptım. Yaptın. Yaptım. Karşımı savunma lazım şu an. Gel kardeşim, sen de otur, gel. Gel bak, burası senin yerin. Ben bir ızgara bonfile alabilir miyim? Ay. İçinde patates püresi var mı? Var. Yeah. Bu kadar. Ben orta... En üstün bir altın pisibesini istiyorum. Okay. En üstün bir altın ne oluyor? Orta iyi. Çok garip kavramlar var bu ette. Orta mı iyi mi? Sen ne istiyorsun? Ben de bonfile salata istiyorum. Ay. Orta iyi mi peki? Orta mı iyi mi? Orta iyi. Benim yemeğim bence güzel gözüküyor. Seninkinden daha güzel. Benimki de çok güzel. Sen salata mı yiyorsun evet. Gerçekten? Bu sefer yapmaya çalıştım. Sanki şöyle yapamayacağız ya. Şunu yapamayacağız sanki ya. Kendi etim de burada duruyor. Ben beğendim, başarılı. Ne yiyorsun kız? Salata. Alata yiyor. Ne oluyor? Salata nasıl boğazına kaçabilir ya? Kalbim yani. Bir kalbim var. Domates kalbim de şu an. Düşsene, salata yüzüne ölüyorsun abi. Domates. Yani. Çok gözüm canım çekti. Çok canım. Alın. Bak, kocaman bir et. Benim kaç parça etim var? Say. 1, 2, 3, 4. Hayır, ben ondan aldım diye onun etini ona verdim. Yani bence ben iyi bir şey yaptım. Hem de kötü bir şey yaptım. Bak, onun etini alarak kötü bir şey yaptım. Ona geri vererek iyi bir şey yaptım. Bana yani da. Kendimi dengeledim. Peki bu kıza ne yaptın? İrem'e yaptığım kötülükler sayılmaz. Çünkü o benim asistanım. Yalnız çıkışım nasıldı? Böyle yemiş doymuş. Yedim doydum ve bitiriyorum. Evet. Hadi seni evine atan mı yavru kız? İrem beni bıraksın ya. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Yarın zaten görüşeceğiz. Kral. Evet, ben de gideyim. Geç oldu. Selam bekar evim. Senle baş başa kaldık. Ben bekar olduğum gibi evim de bekar tabii yani. Böyle bu işler. Bekar evi çünkü. Ben evli olsaydım evim de evli olurdu. Hadi görüşürüz. Aa, sen de geliyorsun değil mi? Gel. Ben uyuduktan sonra gidersin. Bu terlikler en sevdiğim terliklerim. Baksana. Dünyanın en güzel terliği değil mi şu an? Bu falfanımız. Hayır. Onlar kim? Hayır. O zaman gece moduna geçilsin. Gece modu yani rahat. En büyük hobim burada uyuyakalmak. Dünyanın en güzel şeyi. Güzelim yatak. Açıl sen de. Televizyonum Fenerbahçeli. Televizyonum nasıl takım tutabiliyor bilmiyorum. Çünkü o bir televizyon. Evet, bitti bu kadar. Yani finalde benim olayım bu. Buraya yatıp hiçbir şey yapmamak. Burada uyuyakalırsam daha güzel oluyor. Karlı bir gün geçirmiş oluyorum. Ve rahat takılıyorum free. Şöyle uzanayım şöyle. Yatamadım. Finalde buraya yatıyorum, Netflix izliyorum. Netflix'te güzel şeyler var, bir sürü dolu zaten. O zaman izleyip uyuyalım bakalım. Oh, sen çık o zaman, kameraya da koy şuraya. Ben uyurken kapatırım herhalde, uyuyakalmazsam. Işığı da kapat. Helal. Gizemli kameraman, görüşürüz. Hadi, evet, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yandan çıkan videoları tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Buralardan bir yerden de kanala abone olmayı unutmayın. Ben uyuyorum.